Neredesin oğlum? Anne ne olur bugün bana bir şey sorma. Ne oldu? Güney? Bir şey yok anne. Atilla Bey'le ilgili bir sorun mu var? İşin mi bozuldu yoksa? Onlarla ilgisi yok. Cemre'yle ilgili. Oğlum kurtul artık şu kızdan. Anne tamam hadi lütfen çıkar mısın? Oğlum çok üzüyor seni. Tamam hadi anne. Hadi bakalım. Koy kafayı da uyumaya çalış birkaç saat. Aa, ver şunu bana. Anne, ver konuşayım dökeyim içimi. Hayır. Bitmiştir işte o kadar. Duydun mu beni? Yat. Buyurun. Merhaba. Hayırlı işler. Güle güle. Güney burada mı? Bilmiyorum. Geldi mi? Bir şey mi oldu? Geldi mi Güney? Ben aslında söyleyeceğimi söyleyeyim de gideyim. Güney'in de yüzünü görmeyeyim. Ne ben göreyim ne kızım görsün. Mesele nedir? Ben bu işin olmasını başından beri istememiştim biliyorsunuz. Yani Cemre ile Güney'in bir araya gelmesini. Bize sormadılar. Evet sormadılar ama inandık. Bir yuva kurmak istediklerini, bir aile olmak istediklerini. Güney'in böyle bir sorumluluk alacağına inandık. Öyle değil mi? İşi mi yapmış Güney? Bir itlik mi yapmış? Vallahi yaptığı işin yanına ne sıfat koyarsınız bilemem. Ama ben daha ilk günden söyledim. Kızımı ezdirmem, gururuyla oynatmam diye. Kötü mü davranmış? Aldatmış mı onu, ne yapmış? Cemre zaten yüzüğü çıkarmıştı. Onun için Güney ister Banu Sinan Erli yatar kalkar, ister bin tane kıza daha nişan takar, umurumda değil benim. Ben bu işin bittiğini ilan etmeye geldim. Siz nasıl zahmet edip kızımı istemeye geldiniz? Ben de bu işin tamamen bittiğini söylemeye geldim size. Eğer Güney'in şu kadarcık saygısı kaldıysa bir daha aramaz Cemre'yi. Özür dilemek için bile aramaz. Çünkü geriye dönüş yok artık.
Bitti bu iş, bitti. Tamamen. Kızım günlerdir gözyaşı döküyor. Onun gözünün bir damlası için kaç güne feda ederim ben, duydunuz mu beni? Kızımın gururuyla oynatmam. Herkes bunu böyle bilsin, bir kere daha. Güney! Sami, ne olur karışma. Karışmayacağım, ne karışmayacağım? Neredesin lan? Bırak, genç adamım. Bu muydu lan senin koşman? Koşacağım dediğin bu muydu? Biz Cemre'yle geçen hafta ayrıldık. Madem iki günde gönlün geçecekti, niye bizi maymun ettin? Niye mahcup ettin bizi elin karısına? Üstüme gelme baba, canım sıkkın zaten. Bu senin erkek. Sami! Bu sana! Sami, ne olur karışma. O bizi karıştırdı. Kadın yüzümüze çemkirmekte haklı. Ulan bizi niye alet ettin? Eşşoğlu eşek! Bir de ben yüz yüze bakacağım o kadınla. Bir de karşı karşıya artık dükkanlarımız. Sami. Kafanı çevirsen burun buruna sen. Sami, ne olur dur. İnsan yemek yediği kaba işer mi? Niye yattın lan patronun kızıyla? Sana ne? Keşke aralarındaki ciddi bir şey olsa. Keşke o kızla devam etse. Sen sokuyorsun bunu onun kafasına. Sen. Hayır. Ama bundan sonra konuşacağım. Keşke olsa. Hepimizin hayatı kurtulur. Ne var lan hayatımıza? Vur hadi vur. Vur da kuzeye söyleyeyim. Eğer o geceden sonra elim bir daha sana kalkmadıysa bu el bir cana mal olduğu içindir. Oğlum bu el yüzünden katil damgası yediği içindir. Duydun mu? Handan Hanım. Beni uğurlarına korkutma. Ben zaten tövbeliyim.